Rusya-Ukrayna savaşının ardından yaklaşık 25 milyon tondan fazla tahıl Ukrayna limanlarından çıkamamış ve bu durumda küresel gıda krizine sürüklemişti tüm dünyayı ve Türkiye'nin yürüttüğü mekik diplomasisinin ardındansa küresel gıda krizinin önüne geçilmişti. 22 Temmuz'da taraflar İstanbul'da bir araya gelmişti ve Ukrayna-Rusya arasında Türkiye ve Birleşmiş Milletler arabuluculuğunda bir tahıl sevkiyatı anlaşması imzalanmıştı ve İstanbul'da da bir koordinasyon merkezi kurulmuştu ve bu anlaşmanın ardındansa işte bugün bu sabah saatlerinde Ukrayna'nın Odessa limanından tahıl yüklü gemi ilk kez yola çıktı ve bu gemide 26 bin ton mısır bulunuyor ve Aruz Razoni isimli mısır yüklü geminin yarın saat 15 sıralarında İstanbul Boğazı açıklarında olması bekleniyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yapmıştı bu açıklamaları. Yarın saat 15 sıralarında geminin İstanbul Boğazı açıklarında olmasının beklendiğini söyledi ve buraya demirledikten sonra ise koordinasyon merkezindeki Rusya, Ukrayna, Birleşmiş Milletler ve Türkiye'den yetkililer gemide bir denetim gerçekleştirecek ve gemide herhangi bir sorun bulunmazsa eğer gemi yeniden yola çıkacak ve son durağı ise Lübnan olacak. Yani ilk durağı İstanbul Boğazı olacak ve ardındansa gemi Lübnan'a doğru gidecek. Lübnan'ın %80 tahıl ihtiyacını karşılıyordu Ukrayna. Bu anlamda oldukça önemli bir adım atılıyor bugün. Çok kritik bir gün bugün. Odessa limanı açıklarından çıktı gemi ve yarın saat İstanbul'a 15 sıralarında varması bekleniyor. Gemi bu süreçte koordinasyon merkezinden İHA ve uydudan adım adım takip edilecek ve sorunsuz bir şekilde limana ulaşabilmesi için geminin tüm çalışmalar en titiz ayrıntılarıyla sürüyor diyebiliriz. Ve mısır yüklü gemi buraya geldiğinde denetime tabi tutulacak. Ardındansa sorun teşkil etmiyorsa eğer yeniden yola çıkacak. Ve boş gemiler ve tahıl yüklü olmayan gemilerse limanlardan çıkamayacak. Ukrayna limanlarından gemilerin takibi uydudan ve İHA'larla yapılacak. Ve gemiler sinyalini kapatan veyahut da liman uğrak noktaları konusunda şeffaf bilgi vermeyen gemilerse Türk karasularına giriş yapamayacak. 22 Temmuz'da anlaşma imzalanmıştı, tahıl sevkiyatı anlaşması ve ilk gemi bugün sabah saatlerinde yola çıktı ve bu tahliyelerle birlikte, tahıl tahliyeleriyle birlikte küresel gıda fiyatlarının da düşmesi bekleniyor ve bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tüm uluslararası kamuoyunda da takdirle karşılandı. Yaptığı çabalar sayesinde göstermiş olduğu girişimler ve çabalar birçok liderde teşekkürlerini sundu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Yine Birleşmiş Milletler'den de bir teşekkür geldi. Yarın saat 15 sıralarında geminin İstanbul Boğazı açıklarına gelmesi bekleniyor. Lübnan'a gidecek gemi ve Lübnan'ın %80 ihtiyacını karşılayan bir tahıl ihtiyacını karşılayan bir ülkeydi Ukrayna. Aslında Ukrayna Avrupa'nın ekmek sepeti olarak görülüyordu ve bu krizin bu adımla aslında kriz tamamen çözülmüş olacağını söyleyebiliriz. Yani bu süreç devamını da gösterecek aslında ülkelerin birbirine güveni ve diğer gemilerinde sorunsuz bir şekilde tahıl sevkiyatının gerçekleştirilmesi de önümüzdeki günlerde bekleniyor diyelim. Merkeze yeniden sözü bırakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.